Merhabalar arkadaşlar. Ben Şifa Gökşen. Sifari Gurmeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda bu şekilde bebeğimizi tamamlamıştık arkadaşlar. Ben yanaklarına bir miktar allık sürdüm. Normal evimizdeki allıktan sürebilirsiniz. Yıkandığında geçer ya da zamanla bile geçiyor arkadaşlar. Hani çok böyle kalıcı bir şey değil. Şöyle elbiseyi yapacağım. Elbise için ben mor rengi tercih ettim. Sizler de istediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. Evet, elbise yapımı için başlıyoruz. Tığım yine 2,0 milimetrelik bir tığ. Şöyle zincir çekerek başlayacağım. 1, 2, 3. Evet, 24 adet zincir çektim bu şekilde. Şöyle başını alıyorum, geriye doğru dönüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirime batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir diğer ilmeğimi bir tane tek örüyorum. Bir diğer ilmeğime iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir tek batacağız. Bir iki tane batacağız. Yani bir tek bir arttırma. Bir tek bir arttırma yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıra sonunda 33 adet ikili trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3. İkinci sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çektim. Başını alıyorum. Hemen şöyle dipteki ilmeğime ilk ilmeğime batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane tek tek ikili trabzan olarak yaptım. Bir diğer ilmeğimin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da 3 tek bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıra sonunda 41 adet ikili trabzanımız olmuş oldu. Kolları ayırma işlemine geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hemen en baştaki ilmeğime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 adet sık iğnemi ördüm. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet zincirimi çektim. 8 adet zincirimi çektim. 3, 6, 9. 10. ilmeğime batıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. İlk battığım ilmeğimi de sayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeğime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane de zincirime batacağım. 6. Evet, 6 adet sık iğnemi de yaptım. Evet, geriye dönüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip geriye dönüyoruz. Başını alıyorum bir kez. Hemen ikinci sıradaki boşluğuma batarak her bir ilmeğimin içerisine birer adet ikili trabzan yaparak bu şekilde tamamlıyorum bu sıramı. Zincirimin üzerindeki her bir ilmeğime de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde birer adet batarak örüyoruz. Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4. sıramızdayız. Evet, sıra sonunda 4. sıramız 1, 2, 3, 4. sıramızın sonunda 40 adet
İkili trabzanımız olmuş oldu. Bir, iki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Beşinci sırama geçiyorum. Beşinci sıramızda da yine aynı şekilde geriye dönüp 40 adet ikili trabzanımızı tek tek örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar giderek gelerek toplamda 9. sıramız da dahil olmak üzere 5 sıra bu şekilde örüyoruz düz bir şekilde. Evet, 9. sıramıza kadar bu şekilde tamamladık. Tamamladıktan sonra şöyle arkada iki ucunu birleştireceğiz. Hemen en uç köşesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Evet, elbisemizin bakın şu üst kısmı oluşmuş oldu. Bir zincir çekeceğim. 10. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu sıramızda arkadaşlar her bir ilmeğimizin içerisine bir 3 tane, bir 2 tane dolduruyoruz. İkili trabzan olarak. Eğer daha böyle bombeli, daha böyle şu üst kısmı, belinin tam şu kısmı şöyle biraz bombeli olsun derseniz daha fazla. Her birine 3'er adet de İkili trabzan yapabilirsiniz. İster her birine 3 tane ikili trabzan, isterseniz bir 3 bir 2 olarak bu sırayı hani size göre hani şöyle daha böyle şöyle kırışık oluyor ya bu şekilde olsun derseniz her birine 3'er adet yapın. Evet, burada 10. sıramızda bittikten sonra şöyle arkada yine zincirimin üzerine köşeye batacağım. İlmek kaydırma yaparak birleştirip 1, 2, 3 zincir çekip bir üst sıraya geçeceğim. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar etrafını örerek. Burada sayı önemli değil arkadaşlar. Eteğinde hani kaç tane ikili trabzan var. Hiç sorun değil. Bir eksik, iki fazla. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bu şekilde dönerek arkadaşlar. Toplamda 7 sıra. Bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, elbisemizin ördüm. Bir sırada ben fazladan ördüm. 7 sıra demiştim ama toplamda etek sayısı 3, 6, 7, 8, 9 sıra olmuş oldu. Bakın bu şekilde bitirdim. Arkadan da ipimi arkaya doğru zincir çekip arkaya bir yere tutturup ipimi şöyle biraz daha kısaltacağım. Evet. Ben kısa kollu yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Siz isterseniz kolu uzatıp uzun kollu da yapabilirsiniz. Kolu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen ipime bir zincir çekip tutturuyorum. Şöyle arkadaşlar, kolun alt kısmına ortaya batıyorum bakın. Şu üst kısmı bu altın ortasına batıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2. Başını alarak sırayla her bir ilmeğime birer kez batarak 1, 2, 3, 1 ilmeğimin içine birer kez ikili trabzan yaparak İlk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bu şekilde 19 adet ikili trabzanımız olmuş oluyor. Şöyle alt arkada iki ucunu birleştiriyorum. 1, 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde her bir ilmeğime birer kez ikili trabzan yaparak 19 adet trabzanımı bu şekilde örüp tamamlıyorum. 2 sıra daha öreceğim. Yani toplamda kol uzunluğu 3 sıra olmuş olacak. Siz eğer uzun kollu yapmak isterseniz uzatabilirsiniz kolu. Hani istediğiniz kadar kolun bilek kısmına kadar da uzatabilirsiniz. Evet, 2 sıramızı da örüp tamamlıyoruz. Evet, en son ikinci, üçüncü sıramı da yaptıktan sonra şöyle karşıya batarak ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip şöyle iç kısma doğru bir noktaya batacağım. İpimi içe doğru sabitleyeceğim. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde sabitledim. Kollarımız bu şekilde bitti. Evet.
Arkaya ilik yapacağız. Şöyle ipimi bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Elbisenin arka kısmına şöyle tam ortadan ipimi tutturdum. Eteğin hemen üst kısmından 1, 2 sık iğne olarak örüyorum. 3, 4, 5. Hatta 4 tane yaptım sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Hemen bir üste sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir üste batıyorum. Tekrar sık iğne olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Hemen biraz üst kısma doğru batacağım. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde iliklerimizi açtıktan sonra şu iplerimizi içe doğru dikebilirsiniz. Şöyle ilik yerlerinin karşısına birer tane düğme dikiyoruz. Evet, elbisemiz bu şekilde tamamlandı. Bebeğimize giydiriyoruz. Düğmelerimizi de takalım. Evet, elbisemizi bu şekilde tamamladık. Evet, bebeğimizin elbisesi bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bebeğimizin saç yapımına geçiyoruz. Saç yapımı için isterseniz şöyle ayakkabı yapımından kalan saç ipiniz, kahverengi ipinizi kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ayak rengiyle aynısı zaten. Hani fazladan tekrar bir tane daha ip alamam ya da elimde yok olanları değerlendirmek istiyorum derseniz bu ipi alabilirsiniz. Evet, isterseniz saçta bu ipi kullanabilir. Ya da benim gibi farklı bir renkte yine kahverengi de kullanabilirsiniz. Tabii size kalmış arkadaşlar. Ama ben bu defa şöyle bir renk kullanacağım. Hatta anne vit bebeğinde de kullanmıştım arkadaşlar. Bu ip patik ipi. Ben bunu kullanacağım. Dediğim gibi siz isterseniz bu ipi de kullanabilirsiniz. İkisi de uyar tarifi. Evet, saç yapımına başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yapacağım. Sihirli halkamın içerisine ilk sırada 6 adet sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Kapattıktan sonra buradaki son ilmeğimize işaretleyicimizi takıyoruz. 6. ilmeğimize. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 1, 2. Her bir ilmeğimin içerisine ikişer adet sık iğne yaparak ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Yine son ilmeğimde işaretleyicim, bilginiz olsun. Son ilmeğe işaretleyicimizi takıyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüyorum. Bir diğerine iki tane batıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek, bir arttırma,
bir tek bir arttırma. Evet. Üçüncü sıramda da bir tek bir arttırma işlemini toplamda 6 defa tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplamda 18 adet ilmek elde etmiş olacağız. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. Yine işaretleyicimiz son ilmeğimizde takılı. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda 1, 2. 2 tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 1, 2. 2 ilmeğimi tek tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma yapıyorum. Evet. Dördüncü sıramızda da 2 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 6 kez yine arttırma yapmış olacağız. Sıra sonunda 24 adet ilmek elde etmiş olacağız. Evet, 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 1, 2, 3. 3 tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. 5. sıramızda da 3 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir diğer ilmeğimizin içerisine bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda 1, 2, 3, 4. 4 tane tek tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. 6. sıramızda da 4 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda yine 6 tane arttırma yapmış olacağız. Sıra sonunda 36 adet ilmek elde etmiş olacağız. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ilmeğimi 5 adet ilmeğimi tek tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 5 adet ilmeğimizi tek tek örüp 5 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 42 adet ilmek elde etmiş olacağız. Evet, 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak 8. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 48 adet ilmek elde etmiş olacağız. Evet, 9. sıramızda 48 adet ilmeğimizi her bir ilmeğimize birer kez batarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her bir ilmeğimize 48 adet ilmeğimize birer tane batacağız. Evet, kafanın alt taban kısmını oluşturmuş olduk. Burada arkadaşlar, evet, 9. sıramızı tamamladıktan sonra şöyle ilmek kaydırma yaparak yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 tane 13 zincir çekip şöyle başını alıyorum. Geriye dönüyorum. Bakın, hemen geriden 1, 2, 3. 3. zincirime batıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Başını alıyorum. Hemen sıradaki diğer zincirime batıyorum. Şöyle başını bir defa da çıkartıyorum. Evet, bu şekilde yaparak 7 tane 13 zincir çekip kahkül yapacağız. 7 tane bu şekilde, kalanlarını da 60 zincir çekip bu şekilde yapacağız. Yalnız tabana gelince nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şöyle zincirimin en son kısma kadar geldikten sonra şöyle, bakın, buraya kadar geldikten sonra bu tarafa birleştirip gitmeyeceğim. Şöyle çeviriyoruz kafayı. Ters tarafı bize bakacak. Hemen sıradaki ilk ilmeğime batıyorum. Bir de yanındakine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Hemen başını alıp geri dönüp üçüncüye batıyorum. Kahkülden dediğim gibi arkadaşlar 7 adet yapacağız. Yalnız diğerinde tam tabandaki nasıl yaptığımızı gösteremedim. Tekrar göstereceğim. Her iki sık iğneye bir tane saç düşüyor. Yani şu her deliğin bir tanesine bir tane saç değil. Her iki taneye bir tane saç düşüyor. Şöyle. Hemen batıyorum. Tekrar bir diğerine de. En son zincirime battıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde. Şöyle şu dipteki bakın şu iki taneye ipime şöyle şu şekilde tığımı takıyorum. İpimi içerisinden alıyorum. Hemen sıradaki deliğe de batıp alıyorum. Sonra üçünü birlikte çıkartıyorum. Ve sıradaki yine diğer sık iğneme batıp bu şekilde yapıyorum. Tüm saçlarımızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Dibe gelince birleştirme işlemini. 1, 2, 7 tane kısa saç. Kalan saçlarımızı da 60 zincir çekip buraya kadar dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bakın saçlarımız bu şekilde hazır. Şöyle göstereyim. Öndeki 7 taneyi yaptım. Arka kısımlarını da bu şekilde yaptım. Biliyorsunuz kafayı henüz dikmemiştik. Ben sadece bu şekilde takmıştım. Önce saçımızı dikeceğiz, sonra boynumuzu dikeceğiz. Şöyle ben bir miktar ip bıraktım. Çiçeğin tarifini isterseniz arkadaşlar, Prenses Tiana'nın belinde takılı olan çiçeği söküp taktım buraya. Siz de ondan bakarak yapabilirsiniz. Prenses Tiana böyle biraz esmer çikolata renkli bir bebek. Oynatma listesinde var. İsterseniz açıklama kısmına linkini bırakabilirim. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir parça ipim var. İpimle ilk önce şöyle saçlarımızı şu yan kısmı şöyle önce bir dikeceğim. Şöyle saçtan çıkıyorum. Burada takıldı galiba. Evet. Şöyle arkadaşlar. Önce ben iğneyle sabitledim ki hani şey olmasın diye, kaymasın saç diye. Şöyle arkadaşlar bir ileridekinden çıkıyorum. Şöyle tekrar batıyorum, bir ileriden çıkıyorum. Saçlarımızı bu şekilde arkadaşlar tek tek şöyle kafaya belli bir yerden tutturalım ki hani en azından saç mesela bebeği ters çevirdiklerinde falan kafasının arkası kel gibi görünmesin. Evet, bu şekilde her birinden birer kez batarak sırayla kafaya dikiyorum. Evet, en son arkadaşlar şöyle tepeden çıktım. Şöyle şu kenar kısımdan da dikeceğim. Evet, bu şekilde etrafını dönerek tamamen şu kenar kısmından da dikiyoruz. Evet, saçlarımızı bu şekilde diktik. Sabitleme iğnelerimi de çıkarıyorum. Evet, bu şekilde hazır arkadaşlar. Boyun dikişini yapacağız. Boyun dikişi için yine aynı şekilde bakın şöyle yerleştiriyorum ilk önce. İyice yitiyorum bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde. Sonra şöyle hafifçe çekerek göz kararı hani boyun ne kadar olursa güzel durur onu kendimize ayarlıyoruz. Yine aynı şekilde daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar açıklamalı bir şekilde ama yine sizlere göstereceğim. Normal yorgan iğnesi kullanıyorum ben. Evet. Şöyle
Kafa uzunluğunu ayarlıyoruz. Evet, ayarladıktan sonra şöyle arka kısımda ben ip bırakmıştım. Şöyle kafanın son ilmeğinin içerisinden bakın çıkıyorum. Evet, çıktıktan sonra tekrar kafanın çıktığım noktadan tekrar hemen altından batıyorum. Biraz ileriden yine kafanın son ilmeğinin içerisinden bakın tekrar biraz ileriden çıkıyorum. Bakın dikiş hiç şu an görünmüyor. Tekrar yine aynı işlemi uyguluyorum. Bakın tam iğnemin, ipimin çıktığı noktanın hemen altından batıp biraz ileriden yine aynı şekilde kafanın son ilmek sırasının içerisinden, ipinin içerisinden çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bir turda değil de şu aradaki atladığım ilmekler var ya, bakın şurada mesela arada bir tane sık iğneyi atladım. Ondan da geçmek için bir tur daha atıyorum. Yani iki defa etrafını dönerek dikiş dikiyorum. Bir kez daha döneceğim. O batmadığım ilmeklerden batacağım ki hem daha sağlam olsun hem de daha estetik dursun diye. Hiçbir şekilde dikiş izi belli olmaz bu şekilde dikerseniz. Bakın ipimi çekiyorum. Bakın hiç dikiş izi falan yok. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, en son diktikten sonra şöyle kafanın arkasından çıkıyorum. Şöyle birkaç kez batıp çıkarak ipimi iyice sabitliyorum. Evet, ipimizi böyle sabitledikten sonra şöyle kesiyorum hemen. En dipten kesebilirsiniz, hiç görünmeyecek şekilde. Evet, güzel kızımız bu şekilde hazır. Şöyle kahküllerine şekil verelim. İsterseniz şöyle sağa sola doğru açabilirsiniz de, bakın şöyle şu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle bu şekilde. İsterseniz direkt alnını kapatarak da kullanabilirsiniz. Hepinizin eline koluna sağlık. Umarım keyifle örersiniz. Tüm renklerde arkadaşlar Peria, Everest, Merserize tercih edebilirsiniz. Ten rengi olarak şöyle göstereyim. Ten rengi olarak arkadaşlar bu bir tane yumaktan şöyle kollarına yetmedi diyebilirim. Vücuda yetti ama sadece kollara yetmedi. Bu şekilde tüm renklerim Merserize'den. Peria. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.